Evet, kurabiyelerimi fırına sürüyorum. Evet dostlar, gördüğünüz gibi kurabiyelerim çıktı. Kurabiyelerim bu şekilde. Merhaba değerli dostlar. Bu videomda sizler için anne kurabiyesi tarif çekeceğim. Bir diğer adı da İzmir keki. Portakallı İzmir keki olarak da biliniyor. Daha önce ben bunu kanalımda paylaşmıştım. Bu ana tarif, yani bozulmamış olan orijinal tarifinde yoğurt kullanıyor. Yalnız markette şöyle bir şeye dikkat ettim. 3 kilogram yoğurt 100 küsür lira yanlış hatırlamıyorsam. Yalnız 3 litre süt 70 küsür lira denk geliyor. Yani arada bir 30-35 lira gibi bir fark var. Maliyetin daha da ucuzlaması açısından süt ile ben bu tarifi yeniden derledim. Ar-Ge çalışması yaptım. Bu tarifi süte uyarladım. Yani aynı kalitede, aynı güzellikte güzel bir anne kurabiyesini daha uyguna süt ile yaptım. Neyse, sözü daha fazla uzatmayalım ve videoya geçelim. Kurabiyemde kullanacak olduğum malzemeler 850 gram toz şeker, 850 gram süt veya yoğurt. Süt daha iyi bence, hem daha ekonomik. 850 ml ayçiçek yağı, 450 gram bütün yumurta veya yumurta beyazı. Ben yumurta sarısını kullandığım için, poğaçaların üstüne sürmek için yumurtanın akını bu şekilde değerlendiriyorum. 2 kilo 200 gram un, 40 gram kabartma tozu. Kabartma tozunu şöyle unun içerisine alıyorum. Bunu bir kenara alalım. Şöyle bir avuç kadar kuru üzüm, göz kararı. Varsa elinizde bir adet rendelenmiş portakalın kabuğu. Çünkü bu portakallı benim şu an elimde yok. Sütü yağ, yumurta akını. Yani süt, toz şeker, yağ, yumurta akı ve kuru üzümü çırpma kabının içerisine aldım. Şeker eriyinceye kadar kel yardımıyla çırpıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde krema kıvamında bir harç elde ettim. Un ve kabartma tozunu birleştirmiştim. Un ve kabartma tozunda bir havuz yaptım. Havuzun içerisine karışımı aldım. Bu bekledi dostlar bir gün. Bir gün beklemesinin sebebi iş şeyine göre yapıyorum. Onun dolayı hemen yapabilirsiniz. Onun için dibine çökmüş. Sabahleyin sıcak sıcak çıkartıyorum. Onun için. Evet, kurabiye hamurum hazır. Çok fazla yoğurmuyorum. Böyle akışkan yapıda bir hamur oluyor. Tabii ki çok akışkan değil. Öyle yumuşak bir yapıda, öyle söyleyeyim. Çok fazla akışkan olursa yayabilir. Böyle bir tehlike var. Bu şekilde bir kıvamda. Evdekini biraz daha sert yapabilirsiniz dostlar. Çünkü ev fırınları bunu şey yapabilir, yayabilir. Bizim fırınlar taş fırın olduğu için taş taban besliyor. Yukarı doğru kabarmasını sağlıyor. Öyle bir fark var arada. Hemen şöyle elimi biraz yağlıyorum. Unla da yapabilirsiniz. Yağla da fark etmez. Benim biraz acelem var şu an. Fırında ekmekler var. Onlar pişiyor. Yani iş yetiştirmeye çalışıyorum. Şöyle. Bu verdiğim tarihten 34 tane çıkıyor. Sizler ne kadar yapacaksanız ona göre bütün malzemeleri 2'ye bölün, 3'e bölün, 4'e bölün, 6'ya bölün, 10'a bölün, kaça bölerseniz artık. 34 tane çıkıyor. Ona göre hesaplayıp bölebilirsiniz bütün malzemeleri. Evet, kurabiyelerimi fırına sürüyorum.
Evet dostlar, gördüğünüz gibi kurabiyelerim çıktı. Kurabiyelerim bu şekilde. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni tariflerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Sanal fırında kalın. Hoşça kalın.